Efendim merhabalar. Akit TV ekranlarında kayıt dışı tarih gününde ve saatinde kayıt dışı tarih programıyla karşınızdayız. Bugün yine aslında diğer programların da üstüne çıkarak çok özel ve dolu bir programla karşınızdayız. Bugün Abdülhamit Han günü. Bundan 106 yıl önce ebediyete irtihal etti Abdülhamit Han. 10 Şubat 1918 yılında ebediyete irtihal etti. Ebediyete irtihalinin üzerinden tam 106 yıl geçti. Hasta adam denilen Osmanlı'yı türlü zorluklar içerisinde 33 yıl yöneten, yabancıların türlü para tekliflerine karşı bir karış dahi toprak satmayan, Siyonistlere ve emperyalistlere karşı inanılmaz mücadeleler veren ve tüm bu yönleri bir tarafa bırakıldığında Kızıl Sultan olarak anılmaktan da kurtarılamayan Sultan Abdülhamit Han'ı konuşacağız bugün. Siz değerli izleyicilerimiz soru ve görüşlerinizi kanalımızın WhatsApp ihbar hattı üzerinden bizlere iletebilirsiniz. Hocamızın seçeceği bir soruya yine bu haftada kitap hediye etmeye devam edeceğiz. Bu hafta Mustafa Armağan hocamın kaleminden Abdülhamit'in Kurtlarla Dansı'nı sizin soracağınız ve benim seslendireceğim bir soru sahibine hediye etmeye devam edeceğiz. Sayın hocam öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Önemli bir program yapıyoruz inşallah. Sultan Abdülhamid'e layık bir program nasip olur. Çünkü o gerçekten bu millet için, bu din için, bu toprak için, bu bayrak için 33 senesini hem de her dakikası, her saniyesi dolu dolu bir şekilde bu millete vakfetti, çalıştı. Biz de onun yaptıklarını anlatmaya gücümüz yettiği kadar ve vaktimiz müsaade ettiği kadar gayret edeceğiz. Ama anlatamayacağımız çok şey olacak. Hepsini buraya sığdırmamız mümkün değil. Ama ana hatlarıyla hakikaten bilmediğimiz birçok yönlerini de bugün burada konuşacağız. Bildiğimiz tabii çok yönleri var. Onları da belki tekrarlayacağız ama ne kadar konuşsak azdır, ne kadar dile getirsek azdır. Ve bu hususta şunu söyleyeyim, böyle bir anda girmiş olduğum mevzuya ama Sultan Abdülhamit bizim bu ülkedeki varlığımızın, kimliğimizin, kişiliğimizin bir bakıma arkasındaki itici güç. Yani dikkat ettiysek Necip Fazıl'ın Milli Görüş Hareketi'nin ve son olarak da AK Parti Hareketi'nin içerisinde bulunan kişiler hep şeyden beslendiler. Sultan Abdülhamit'ten beslendiler. Yani Necip Fazıl hakkında Ulu Hakan Abdülhamit Han diye kitap yazdı. Birazdan görüntülerini göstereceğiz. O benim verdiğim diyalar içerisinde var. Erbakan'ın ilk yaptığı Milli Nizam Partisi Kongresi'ndeki konuşmasında bizim liderimiz Abdülhamit Han'dır sözü. Ve Erdoğan'ın da, Recep Tayyip Erdoğan'ın da ne kadar onu sevdiğini zaten konuşmalarında, yaptıklarında onun izinden gittiğini görüyoruz. Demek ki aslında bugünü Türkiye'de, bugünkü bu muhafazakar iktidarı veya muhafazakar dünya görüşünün arkasındaki itici gücü konuşacağız bu akşam. Kesinlikle hocam. Onun için de bir dakikamızın bile boşa gitmesine eyvallah, gönlüm razı değil. Hemen başlayalım hocam, sizin de belirtmiş olduğunuz gibi. Çocukluk dönemiyle başlayalım hocam. Kısaca geçecek olursak nasıl bir çocukluk geçirdi? Şehzadelik döneminde neler yapardı? Hobileri neydi? Fobileri neydi? Çok evhamlı olduğu biliniyor. Evhamlı olduğu söyleniyor. Buna dair önlemler, tedbirler aldığı konuşuluyor. Evhamlı, nasıl bir şehzadelik çocukluk geçirdi? Eyvallah. Şimdi evhamlı meselesine gelelim. İlk önce onu bir cevaplandıralım. Şimdi düşünün, öyle bir imparatorluk ki, öyle bir devletin başındasınız ve her an siz de başa geçebilirsiniz. Yani büyük şehzadelerden birisi Sultan Abdülhamit. Amcası öldürüldü. Bir kan gölü içerisinde ölü bulundu. Padişah olan amcası Abdülaziz. Abisi kafayı yedi, üşüttü. Amcasının bu başına gelenleri görünce 5. Murat akli dengesini kaybetti. Ve siz bunların arkasından 3 ay sonra, yani amcanızın öldürülmesinden 3 ay sonra tahta çıkıyorsunuz. Ve sizi tahta çıkartanlar da amcanızı öldürenler. Nasıl manzara?
Nasıl evhamlı olmayacağız bu atmosferde? Müthiş değil mi? Yani amcanızı öldürenler karşınıza oturuyor ve siz de padişah olmak için onlara muhtaçsınız. Osmanlı tahtı bu hale gelmiş. Osmanlı tahtı katillerin, eşkıyaların elinde kalmış. Şimdi burada evhamlı olmamak yahut şüpheci olmamak mümkün değil. Zaten bir devlet adamının yahut bir yöneticinin ben iyi yönetici olursam kimse bana dokunmaz, kimse bana işte arkadan film çevirmez deme şansı var mı? Pek tabii yok hocam. Hele siyasette. Herkes birbirine öperken bile siyaset yapıyor. Yani düşünün, bağırırken değil, sarılış şeklinden bile yakınlarda gördük bunları. Dolayısıyla Sultan Abdülhamit %100 haklıdır ve evhamlı olmak zorundadır. Hiçbir şeyden emin olamayacağı bir ortamda, etrafının kurtlarla çevrili olduğu bir ortamda, ki kendisinin amcasını öldüren, darbe yaptıranların da İngilizler olduğunu biliyor. Buna rağmen İngilizlerle sanki hiçbir şey yokmuş gibi geçinmek durumundasın. Fransızlarla dolayısıyla ben o iftirayı, o iddiayı reddediyorum. Evet, bir devlet adamı evhamlı olacak. Bir devlet adamı şüpheci olacak. Böyle saf saf durup daha ne kadar güzel bana iltifat ediyor diye kendisini kaptırırsa o zaten ertesi gün kendisini koltuğundan düşmüş bulur. Dolayısıyla burada böyle olmaması zaten yadırganırdı belki de. Yadırganırdı, tuhaf olur. Olması gereken belki de evhamlı evet. Bir tutum sergilemesiydi. Hayır, tabii devlet, bir imparatorluk yönetiyorsunuz. Yani düşünün, bir ucunuz Basra Körfezi'nde imparatorluğunuzun, öbür ucu Adriyatik Denizi'nde Arnavutluk. Yani bunun arasında adaları, bilmem Libya'sı, bilmem Mısır'ı, böyle bir şeydesin ya. Bugün üzerinde yaklaşık 40 kadar devletin olduğu bir şey. Yani çocuk oyuncağı değil. Osmanlı tahtında oturmak, Vahdettin'in dediği gibi ateşli külün üzerine oturmak demek. Üzerinde kül var ama aşağısı kaynıyor. Ateş. Böyle kuş tüyü yastıklara oturmak değil Osmanlı tahtında oturmak. Yani şimdi bakın, bir Türkiye yönetmenin ne kadar zor olduğunu görüyoruz. Şurada diyelim ki AK Parti olayını alalım. 20 yıllık dönemde neler neler oldu? Parti kapatıldı, darbe teşebbüsleri bilmem, işte muhtıralar bilmem, tankların yürümesi, şu bu, yani bir sürü olay oldu ve düşünün, Osmanlı İmparatorluğu'nun yaklaşık, hani kanuni zamandakini hesaplayalım, 30'da biri falan bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin toprağı. 30 tane Türkiye yönetiyordu. Sizin Deli İbrahim dediğiniz padişah. 30 tane Türkiye. Ve bunun dili senin diline benzemiyor. Kültürü senin kültürüne benzemiyor. İnancı senin inancına benzemiyor çoğu. Yani ne kadar kozmopolit bir yapıdan tabii, da bahsediyoruz aynı zamanda. Romanya. Bir tarafta Arapça konuşuyorlar, bir tarafta İngilizce konuşuyorlar belki yerine göre. Fransızca, farklı diller. Afrika'da öyle. Berberiler öyle. Bilmem. Çerkez, Kafkasya ayrı. Ukrayna'ya doğru gitmişler. Ukrayna'da o Karadeniz'in kuzeyi. Romanya, Bulgaristan, Yunanistan, Slovakya şeye kadar, Venedik sınırına, İtalya sınırına kadar, bütün Arnavutluk'tan Hırvatistan'a, Sırbistan'a kadar hepsi padişahın yönetiminde olan şeyler. Dolayısıyla bir Osmanlı'yı yönetmek bugünkü bir devleti yönetmekle katiyen kıyaslanabilecek bir durum değil. Bunu bir kere önümüze koyalım. Yani 30 tane Türkiye haritasını koysak bu şey stüdyoya sığdıramayız. Mümkün değil hocam. 30 tane, yani şöyle, hı hı, bizim sınıflarımızdaki şeyi düşünün, böyle bir imparatorluğu konuşuyoruz. Ki o Abdülhamit zamanında biraz küçülmüş ama yine de bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar şeyi, en az 5 katı büyüklüğünde bir yerden bahsediyoruz. Küçülmüş haliyle bile en az 5 katı, evet, daha büyük. En az 5 katı. Dolayısıyla şimdi padişah evhamlı olmayacak da ne olacak? Ve etrafı kurtlarla çevrili.
Rusya bir taraftan, Almanya bir taraftan, İngiltere bir taraftan, Fransa bir taraftan, İtalya bir taraftan. Amerika da buna katılmaya çalışıyor ve bir kumpas üstüne kumpas. Sürekli suikastlerle belki de. Şimdi böyle bir imparatorlukta kimse kusura bakmasın, Sultan Abdülhamit hafiye teşkilatı da kuracak, istihbaratı güçlendirecek, kimin ne olduğunu anlamaya çalışacak ve bir devlet yönetmeye çalışacak ve topraklarını korumaya gayret edecek, sorumlu olan bir devlet adamı olarak. Efendim işte Abdülhamit Han hafiyeler birbirini ihbar ediyordu. Yok, baba oğlu ihbar ediyordu. Oğul babayı. Tabii ki edecek. Yani millet karaktersiz olmuşsa Abdülhamit ne yapsın? O da yazacak, öbürü de yazacak. Abdülhamit hepsini okuyacak ve notunu verecek. Bunu suistimal edenler de vardı değil mi hocam o dönemlerde? Hani para karşılığında jurnal getirenler. Olmaz mı? Ama asla asla işin başındaki adam hikayeler. Bunu bilecek. Yani her kağıt parçasına aynı değeri vermen mümkün mü? Tabii ki şimdi değil. Şimdi bir sınıf öğretmeni bile özenli yazan öğrenciyle işte öylesine çiziktiren öğrenciyi fark etmezse düzgün not verebilir mi? Yani o fark edecek ve bunun üzerine kimisini çöpe atacak, kimisini değerlendirecek. Yani bir kafası olacak adamın. Abdülhamid'in de kafası olduğu 33 yıl iktidarını korumasından belli. Korumuş, biliyor ne olduğunu. Şimdi bir devletin istihbaratının güçlü olması o ülkenin vatandaşının iftihar etmesi gereken bir şeydir. Namuslu, dürüst vatandaşı bunu da iftihar eder. Ya elhamdülillah benim devletim istihbaratı güçlü. Şu anda gurur duymuyor muyuz? Pek tabii hocam. Yani İsteriz ki daha da güçlü olsun. Daha da güçlü olsun. Ben niye istihbarat teşkilatımın zayıf olmasını isteyeyim? Niye isterim? Bir açığım varsa, bir hilem, hurdam, bir yamuk işim varsa beni yakalayamasın, ayakları tökezlesin. Demek ki senin kafan eğer Abdülhamid'in istihbarat teşkilatından şikayet ediyorsan, senin bir açığın var ki bundan şikayet ediyorsun. Ya da gayrimilli artık ne problemin, ne derdin varsa ondan dolayı herhalde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ya da istihbarat evet. Teşkilatı'nın güçlenmesini istemezsin tabii. Dolayısıyla Sultan Abdülhamit hakkındaki gerçekler İttihatçılar tarafından, Jön Türkler tarafından tersine çevrilmiştir. Ve hani piramidin böyle tabanı üzerinde değil, tepesi üstüne oturtulması gibi bir hadise söz konusudur. Bunun için biz bu programda da bunun bir şeyini yapacağız. Yani rekonstrüksiyonunu yapacağız ve doğru yere oturtmaya İnşallah hocam. Edeceğiz. O kadar yani fazla sorun da, var ki hocam. O kadar çok sorun var. Çocukluğu da bu hava içinde geçti ve babasıyla ilişkisi Sultan Abdülmecid'in oğlu, Sultan II. Murat Mahmud'un torunu Abdülhamit Han. Hı hı. Dedesiyle aynı türbede yatıyorlar. Evet. Amcası ve dedesiyle Çemberli Taş'ta. Dolayısıyla onlarla yetişirken de dedesinin hangi şartlarda padişah olduğunu da biliyor II. Mahmud'un. Az daha II. Mahmud bir komployla öldürülecekti. Ve Osmanlı Hanedanı'nın bitme tehlikesi geçirdi. Eğer II. Mahmud öldürülse ve 4. Mustafa da peşinden karşı darbeyle öldürülmüş olsa Osmanlı Hanedanı bitecek. Şimdi buralardan geçmişler. Şeyle II. Mahmud'un iki oğlu oluyor. Abdülaziz ve Abdülmecid. Abdülmecid padişah. Genç yaşta ölüyor. Abdülaziz kardeşi tahta geçiyor. Abdülaziz Han'dan sonra da Abdülmecid Han'ın oğulları büyüyecek ve onlar sırayla tahta geçecek. Önce 5. Murat, Abdülhamit Han. Geçiyor, ondan sonra da Abdülhamit Han geçiyor. Sultan Reşat ve Vahdettin. Dolayısıyla hanedan Abdülmecid oğullarının elinde son bulacak. Yani o süreç öyle işleyecek. Onun için bütün bu macerayı bilen, bunların içerisinde yaşayan bir Abdülhamit var şehzadeliğinde. Bu hikayeyi arka planda kendisini gizlemeyi çok iyi biliyor. Çok öne çıkmıyor. Karakterini dışarıdan çözebilen insanlar yok. Onu tanıyamıyorlar. Ve biraz arka planda kalmak suretiyle bir yandan kendini geliştiriyor, yetiştiriyor. Bir taraftan da siyaseti okumaya çalışıyor. Ve 3 ay içerisinde amcası öldürülüyor. Abisine taht geçiyor. Abisi cinnet geçiriyor, kafayı yiyor. Bu sefer 3 ay içerisinde 2 padişah değişmiş. Ona 3 padişah yılı deriz biz.
1876 yılında. Yani aynı yıl Abdülaziz, 5. Murat ve Abdülhamit üçü 3 ay içinde 3 padişah görmüşler Osmanlı tahtı ki en kritik dönemdir. Hocam bir de tahta çıktığı dönemde herhalde yani emperyalist güçler aslında Osmanlı'dan hem imtiyaz hem de toprak kopartma amacında peşindelerdi. Ancak Abdülhamit'in tahta çıkışı ile birlikte bu hayallerinin hepsine suya düştüğünü evet. görüyoruz. 33 yıl boyunca aslında. Şimdi olay şuydu. Bir kere Osmanlı Devleti ölecek. Osmanlı Devleti parçalanacak. Yani şey o yönde bir kanaat Avrupa mahfillerinde İngiltere, Fransa, Rusya özellikle bu üçü. Fakat Rusya iştahlanıyor. İngilizler özellikle petrol bölgeleri var ve kritik denizler var. Denizlerin hakimiyetini Ruslara kaptırmak istemiyor. Onun için Rusya'ya karşı bize destek oluyor. Görünüyor. Ama bir taraftan da bizim de kendisine muhtaç olmamızı istediği için arada Ruslara bir göz kırpıyor. Ruslar da bir tüyo veriyor. Ruslar hurra büyük bir ordusu var Rusya'nın. Yani biz 1 milyon o şeyimiz varsa adamın 10 milyon o çünkü kölelikten asker yapıyor. Kölelerden topluyor. Şeye sürüyor. Dolayısıyla Rusya'nın ordusu çok kalabalık. Böyle olunca ne oluyor? Şimdi diyelim ki Ruslarla biz Besarabya'da anlaşamadık. Ya da işte Silistre'ye doğru ilerlediler. İngiltere'den yardım istiyoruz. İngiltere tamam diyor, yardım ederim. Ama şu ıslahatı yapacaksın. Ermenilere işte özel bölge vereceksin. Yok bilmem vergileri düşüreceksin. Yani ithalat vergilerini düşüreceksin. Şu bu şartlar. Şimdi dolayısıyla bizi bir kıskaca almışlar. Yani Abdülhamid'in kırdığı kıskaç bu. Bakın bunu iyi açıklayayım. Buna biz az daha düşüyorduk. Bir daha düşüyorduk. Bu Rus uçağını düşürme olayında. Çok büyük bir hataydı. Yani orada o kadar büyük bir tuzağa düştük ki az daha Rusya ile biz savaş haline. Savaşın eşiğine geldik. Evet hocam. Geldik ki yani adam niye düşürüyorsun ki diyor. Yani efendim hava sahamızı işgal etti tamam da senin uçağı düşürene kadar yapman gereken bir onlarca sürü... Onlarca prosedür var öncesinde. İşte ben savaş halinde değilsin ki yani hı hı. atacaksın bombayı düşüreceksin yani böyle bir şey yok. Dolayısıyla o noktada ne oldu? Bir anda biz Rusya ile bizim o pozisyona girmemizi kim istedi? Batı istedi. Peki tabii hocam Amerika. Evet. Çünkü ne da. Oldu? Şimdi biz Rusya ile eğer savaş veya soğuk savaş hangisi olursa olsun ters düştüğümüz anda sırtımızı yaslayacağımız yer mecburen Amerika olacak. Batı dünyası olacak. Evet. Batı olacaktı. Ki zaten öyle. Dolayısıyla burada Türkiye bir çok önemli bir kavşaktan geçti ve orada Erdoğan liderliğini gösterdi ve burada geri adım atılması gerekiyordu. Attık ve neticede Rusya ile beraber olmamız bize elimizi güçlendirdi. Çünkü eğer sen bir aktör olmak istiyorsan siyasette mutlaka bir yere dayanman lazım. Hani arkam sensin, kalem sensin, dağlar hey demiş ya Köroğlu. Bir yere dayanacaksın yani böyle zıp zeytun ortada durarak bir şey yapamazsın. Bir tarafa dayanacaksın. Dolayısıyla şu anda Türkiye hem Suriye'de hem başka pozisyonlarda bu şeyi kullanıyor. Sultan Abdülhamit de aynısını yaptı. Hani 93 Harbi nasıl, niye çıktı? Ruslar bizden bir şey istedi, kale istedi. Bak efendim biz kaleyi vermeyeceğiz. Kaleyi Abdülhamit Han da daha yeni 33 yaşında tahta çıkmış, 34 yaşında. Duruma tam hakim değil. Bir de dediğim gibi darbecilerin avucunda tahta çıkmış. Onlara hakim olamıyor. Onlar da işte bunu onur meselesi yaparız bilmem. Gerekirse savaş açarız. Ya dur bakalım yani bir müzakere diye, diplomasi diye bir şey var. Fakat onu dinletemiyor. Genelkurmay, Mithat Paşa bilmem ne. Savaş, savaş, savaş. Savaş açılıyor. Ama ne oluyor? Bir kaleyi vermeyen kahramanlar bütün Balkanların büyük bir kısmı, Kafkasların büyük bir kısmı o sırada elimizden çıkıyor.
Yani bunların geri alınması için, bir kısmının toparlanması için Abdülhamit Han çok büyük bir mücadele verecek. Ve o da, ama neticede 200 bin kilometre kare bir toprak kaybı yaşayacağız. Orada bir toprak kaybı olacak. Şimdi burada bir daha böyle bir tuzağa düşmemek için Sultan Abdülhamit bu mekanizmayı eline almaktan başka çare bulamadı. Çünkü bu ekibe güvenemezdi. Ve o ekip hem darbeci bir ekipti, amcasını öldürmüştü, hem de imparatorluğu bir felakete götürüyorlardı. Ben Osman Gazi'nin torunuyum. Bu devletin asıl sahibi benim. Bunlar kim? Bugün var, yarın yok diyerek direksiyona geçmeye çalıştı. Ve direksiyona, Kaptan Köşkü'ne oturup da direksiyona geçince de kendi çıkarları doğrultusunda devleti yönetmek gibi bir seçeneği oldu. Ama burada ne yaptı? Rusya'yla da durumu düzeltti. Onlarla iyi geçinmeye çalıştı. Ve bütün diplomatik zekasını şunun için kullandı. Bir manevra sahası bulmaya çalıştı. Bir açmaya çalıştı kendisine. Bunu buldu. Ve bunu bulmuş işte 30 yıl ondan sonra o manevra sahasıyla gidebildi. Yani Rusya'yla kötü değiliz, savaşmıyoruz. Batı'ya muhtaç olmuyoruz, onlarla savaşmadığımız için. Bu arada okullar açıyoruz, demir yolları yapıyoruz, askerimizi güçlendiriyoruz. Kendi içeride kendimizi geliştiriyoruz. Dışarıda hastaneler diplomatik açıyoruz. Nüfusumuzu artırıyoruz. Çünkü nüfusun artması da çok önemli bir şeydi. Ve gelecekte bir Osmanlı Devleti'ni ayağa kaldıracak olan formülleri burada devreye soktu. Bütün mesele bu. Bunu yaptığı için de işte Batı mahfillerinde kötülendi. Onlar tarafından kötülenmesi yetmedi. Ermenilere toprak vermediği için Ermeniler Kızıl Sultan ilan ettiler. Yahudilere Filistin'de toprak vermediği için onlar düşman oldu. İngiliz düşman oldu. Fransız düşman oldu. Dolayısıyla bu böyle devam etti. Ama onların düşmanlığını, onların kötülemesini anlıyoruz da bu içerideki Jön Türklere, Müslümanlara, Türklere ne oluyor? Yani sizin babanızı mı kesti? Ne yaptı da bu adam düşmansınız? Kızıl Sultan diyorsunuz. Kızıl Sultan diyenler Ermeniler. Niye? Çünkü onların devlet kurmasına müsaade etmedi. Sen niye bununla uğraşıyorsun? Şimdi bu söylediklerimiz sadece şu misalle taçlandırayım, ondan sonra bırakacağım. Abdullah Cevdet, o aşırı batıcı akımdan, hı hı, Doktor Abdullah Cevdet var. Hani ya bu Türk milleti batılılaşmayacak, modernleşmeyecek. En iyisi biz batıdan erkek ırkı getirelim. Türk kızlarıyla evlendirelim bunlardan. İşte 50'şer bin, 100'er bin. Bunlardan doğacak çocuklardan bir batılı ırk meydana gelsin Türkiye'de. Türkiye'yi onlar batılılaştırsın diyecek kadar soysuzlaşmış bir düşünce sahibi. Abdülhamid'in de en büyük muhaliflerinden birisi. Doktor ve hatta bir ara Viyana'da, sinek de beni çok sevdi. Evet hocam, rahat bırakmıyor bir türlü. Şey oldu, maskotu oldu. Viyana'da bizim sefaretimizin doktoru. Sonra muhalif oluyor, Avrupa'ya kaçıyor filan. Yıllar sonra Abdülhamid Han Beylerbeyi Sarayı'nda esirken, kapatıldı oraya tahttan indirdikten sonra, bir heyetin içine Abdullah Cevdet de geliyor. Doktor heyeti gelmiş. Heyet muayenesi yapacaklar Abdülhamid Han'ın. Görünce böyle Abdullah Cevdet'i, ya Abdullah Bey diyor, siz doktorsunuz değil mi diyor. Evet efendim. Doktorsanız diyor, siz kendi mesleğinizle ilgili bir şey yapmak sizin için daha doğru, normal olmaz mıydı diyor. Senelerce beni muhalefet ederek uğraştırdınız. Bunları yapacağınıza bir tane daha hastane yapmama vesile olsaydınız binlerce insan şifa bulurdu. Ne biçim doktorsunuz? Bakın adamın kafasında hala şey var. Bir hastaya daha ben şifa bulabilir miydim? Bir hastayı daha iyileştirebilir miydim? Sen doktorsun, bana doktorluğunla ilgili muhalefet etseydin. Şimdi bakın adamın içindeki hizmet aşkını da buradan
görüyoruz. Çok net anlaşılıyor, evet hocam. Hocam şimdi aslında Abdülhamit Han denildiği zaman birçok iddia var. Hangi iddiayı derleyeceğimi de açıkçası bulamadım ama Kıbrıs'ın İngiltere'ye bırakılması mevzusu var. Şimdi Abdülhamit Han Kıbrıs'tan tam anlamıyla vaz mı geçti yoksa belli bir süreliğine Hayır efendim. Vekaleten Kıbrıs'a, Kıbrıs İngiltere'ye mi devredildi? Nasıl gelişti acaba bu süreç hocam? Şimdi böyle bir şey söz konusu değil. Kıbrıs'ı vermedi. Kıbrıs'ı vermiş olsa bunun bir antlaşma şeklinde verilmiş olması lazım. Yani bizden o İngiltere'ye devir antlaşması olması lazım. Lozan'da olduğu gibi. Lozan'da Kıbrıs'ı biz devrettik. 20. 21. 22. maddelerden yanılmıyorsam. Şimdi böyle bir şey yok. Sadece şu var. Ruslar Yeşilköy'e kadar gelmişler. Hı hı. Ve Abdülhamit Han'ın ricası üzerine Rus çarına rica etmiş. Başkentime girmesinler askerleriniz. Şartlarınızı kabul ediyorum. Ateşkesi kabul ettirmiş. Rus çarına telgraf çekerek. Onlar da durmuşlar. Ama her an şimdi Yeşilköy'den Yıldız Sarayı'na kaç saatte gidilebilir? Yaya bile 3-5 saat. Evet, çok uzun sürmez herhalde. Arabayla 1 saat, 2 saat. Sahilden giderse daha da kısa süre. Onlar gelmişler. Ve Abdülhamit Han barış istiyor, ateşkes istiyor. Tamam. Ruslar diyor ki şu şartlarla işte bize şu kadar para ödeyeceksin falan filan. Abdülhamit Han bir taraftan da İngilizlere haber salmış. İngiltere Kraliçesi'ne. Çanakkale Boğazı'nda gemileri var Ege Denizi'nde. Bu gemilerinizle Boğaz'a giriş yapın ve İstanbul önlerinde bir görünün lütfen. Çok zor durumdayım. Siz bizim eski dostumuzsunuz. Daha 1. Elizabeth zamanından yani 3. Murat zamanından beri Türkiye'nin İngiltere ile bir ticari ve iktisadi ilişkileri var. Da 1. Elizabeth İstanbul'da sarayda Safiye Sultan'dan koku falan istiyor. Orada bulunmayan, İngiltere'de bulunmayan kokular, makyaj malzemeleri falan isteyen mektuplar yazıyor. Böyle bir enteresan bir trafik var. Yani kapitülasyonları vermişiz falan filan. Yani diyor ki bu durumda bana yardımcı olun. İngiliz gemileri Boğaz'a girsin Marmara Denizi'ne, orada görünsünler. Ruslar ilerlemesin diye. Çünkü başkenti padişah esir olacak, daha ne olsun yani. Tamam diyorlar, yapalım. Ama bu gemilerimiz nerede demirleyecek? Bunlara bir üs lazım. Bir yer vermeniz lazım. Ya bir adayı, büyük ada, Heybeli ada. Olmaz orası tabii İstanbul'un içerisinde. Yani hemen önüm. O zaman Kıbrıs'ı bize tahsis edin, üs olarak Kıbrıs'ı verin. Tabii geçici olacak, bir üs olarak şey yapacak ve problem halledildikten sonra bir takım şartlar gerçekleştikten sonra bunlar gidecekler. Yani tapusunu veriyor değil. Sadece muvakkaten geçici olarak bir tahsis etme olayı. Bunun üzerine işte yazışmalar oluyor, elçi geliyor bilmem falan filan. Neticede birkaç gün içerisinde bir anlaşma. Antlaşma değil, bakın antlaşma ile anlaşma farklı birbirinden. Farklı şeyler. Yani mukavele ile muahede eskiden öyle derdik. Burada Sultan Abdülhamit en son kraliçenin şeyini istiyor. Diyor ki geçici olmak şartıyla ve hukuku hükümranime halel gelmemek şartıyla, hükümranlık haklarıma halel gelmemek şartıyla, yani oranın patronu benim, oranın sahibi benim, benim hükümranlığıma sizin buraya bu belgeyle verdiğim hak dolayısıyla gelmeniz benim hükümranlık haklarımı ihlal etmiyor, ortadan kaldırmıyor. Bunu koyduruyor. Kraliçenin de bunun altına imza atmasını istiyorum diyor, bu şartın altına. Yani nasıl olacak falan. Telgrafta kraliçeden imza alıyor ve o anlaşma o şekilde imzalanıyor. Kıbrıs bize her sene vergi vermeye devam etti.
Kıbrıs'ta bizim bir yüksek komiserimiz vardı. Oraya gider ve bu Mısır'da da aynı model uygulandı. Yani mesela 1914 yılına kadar İngiltere bize Kıbrıs'tan topladığı verginin Osmanlı Devleti'ne ait kısmını ödemeye devam etti. Vergi niye ödenir bir devlete? Oranın hükümranı olduğu için. Yani değil mi? Bir yerde eğer bir vergi olayı varsa vergi veren bağlılığını da gösterir bir noktada. Bağlılığını, ona aidiyetini gösteren bir şeydir. Dolayısıyla 1914'e kadar biz ne yaptık? Kıbrıs'tan vergi almaya devam ettik. Peki 1914'ten sonra niye devam etmedik? Neden hocam? Abdülhamit devrinde biz vergi almaya devam ettik. Demek ki oranın sahibi bizdik. Şimdi bunu koyalım. Evet. Abdülhamit vermedi. Devam ediyorum. 1914 yılında biz Ekim ayında savaşa girdik. İngiltere, Rusya, Fransa yani İtilaf devletlerine karşı savaş açtık. İngiltere de bize karşı savaş açtı ve dedi ki biz kapitülasyonları kaldırdığımızı ilan ettik. O kabul etmedi. Ayrıca da dedi ki ben Kıbrıs'ta tek taraflı ilhak uyguluyorum. O ana kadar bahsettiğim anlaşmayla gelen İngilizlerin orada bulunuşunun sebebi bu sefer ilhaka dönüştü. Şimdi ilhak tek taraflı bir beyandır. Ben burayı ilhak ettim. Rusya Kırım'ı ilhak etti. İlhak oranın sahibi olmak değildir. Ben gittim, gücüm var, burayı işgal ettim. İşte diyelim ki Ermenistan Karabağ'ı ilhak etti. Onun oldu mu? Hayır, onun olduğu anlamına da gelmiyor. Sadece nasıl olur? Hak iddia ediyor orada. Ha, hak ve gücüm var, ben giriyorum buraya. Tamam, gücün olabilir. Ama gücü olmak her zaman seni haklı kılmaz. Nasıl bir ülkeden diğer ülkeye bir toprak geçer? O ülkenin halkı referandum yapacak. Tamam, biz bunu vermek istiyoruz diyecekler. İki, parlamentosu bunu oylayacak. Üç, devlet başkanı bunu imzalayacak. Ondan sonra da şu anki vaziyetten bahsediyorum. Birleşmiş Milletler'e gidecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu bunu kabul edecek. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilmezse yine prosedür tamamlanmıyor. Ondan sonra Birleşmiş Milletler'in tescili üzerine. Şimdi dolayısıyla 1914 yılında İngiltere tek taraflı ilhak etti. Dedi ki ben vergi de vermiyorum. Çünkü artık sizi tanımıyorum. Vermedi. Vergimiz içeride kaldı. Ne zamana kadar? 1923'e geldik. Lozan. Lütfen Lozan'ın Kıbrıs'la ilgili maddesini Eray'cığım sen onu gönder. Kıbrıs'la ilgili maddesini şöyle bir gözümüz önüne getirelim. İngiltere'nin Kıbrıs üzerindeki hakimiyeti 1914'ten başlamak üzere kabul edilmiştir. Biz anlaşmayı 1923'te yaptık. Niye 1914'ten kabul ettik? Hani masaya vurmuştuk? Hani düşmanı yere sermiştik? Hani her istediğimizi yapmıştık? 1914'te İngilizler tek taraflı ilhak kararı alıyor. Biz Lozan'da 9 sene sonra o ilhak kararını kabul ediyoruz. Diyoruz ki doğru, siz o zaman bunu ilhak etmiştiniz. O ilhak kararını biz tanıyoruz diye 1923'te Lozan'da bu maddeye 1914'ten geçerli olmak üzere diye bir şey konuldu, fıkra konuldu. Şimdi bu şu demek. 9 yıllık bizim Kıbrıs'tan alacağımız vergi miktarı İngiltere'ye bağışlandı demek. Yani vazgeçildi oradan gelecek vergiden. Ya oydu işte İngilizlerin derdi. Yani 9 yıl boyunca İngiltere'den bizim hukuken alacağımız vardı. Yani eğer 23'te verdiysek 1914-23, yani 10 yıl yuvarlak hesap. 10 yıllık Kıbrıs gelirini biz İngiltere'ye hibe etmiş olduk Lozan'la.
Bunun neresi zafer? Evet. Yani şu madde, sadece şu maddeyi ele alsanız, 9 yıllık Kıbrıs vergisinin İngiltere'ye hibe edilmesinin neresi zafer? Ya böyle bir şey olabilir mi? Hiçbir tarafa hem de. Lozan'a başka bir zaman gireceğiz. Daha başka skandallar var orada ama işte Kıbrıs meselesi bu. Yani o zaman şunu mu demek istiyorlar? Kıbrıs'ı Sultan Abdülhamit verdi diyenler. Bir an için varsayalım ki vermiş. Katiyen vermedi ama varsayalım ki vermiş. Geldi hocam belge. Evet. Hem de arkadaşlarımız İnönü Vakfı'ndan. Madde 20 bulmuş. Oku bakalım. Madde 20. Türkiye, Britanya hükümetince Kıbrıs'ın 5 Kasım 1914'te açıklanan ilhakını tanıdığını bildirir. Tanıdığını kabul ettik. Hep kabul. Ondan sonra o uyrukların durumlarıyla ilgili düzenlemeler var. Ama şimdi 1914, bakın 1923 demiyoruz. Yani antlaşma imzalandığı tarihten itibaren Britanya hükümetine Kıbrıs'ı veriyoruz demiyoruz. 1914'te vermişiz gibi kabul ediyoruz. Evet. İngiltere'nin istediği bu değil miydi zaten? Biz İngiltere ile niye savaştık? Yani zafer kazandıysak burada bu anlaşma ne? Bunu geri almamız gerekmez miydi Kıbrıs'ı? Pek tabii. Evet. Ama anlaşma ortada. 5 Kasım 1914'te açıklanan ilhakını, İngiltere'nin açıkladığı ilhakı tanıdığını bildirir. Bildiriyoruz. Şimdi dolayısıyla şunu mu demek istiyorlar Abdülhamit verdi diyenler? Komik tabii ki bunlar. Kahkahayla gülünecek komiklikler bunlar. Yani biz Sultan Abdülhamit verdi. Ondan sonra Kıbrıs'ı geri aldık. Hangi anlaşmayla aldıysak. Sonra bir daha kaydı. Sonra Lozan'da götürdük, bir daha geri verdik. Üzerimizdeki toprağı, bizdeki toprağı Lozan'ın 20. maddesiyle alın İngiltere'ye biz. Bu daha büyük bir skandal değil midir? Neyi savunduğunuzun farkında mısınız? Abdülhamit verdiyse, sonra geri aldıksa, Kıbrıs'ı Lozan'da nasıl verdiniz? Ve Kıbrıs'ı vermişse, aldığımız bir toprağa Kıbrıs'ı vermişse Lozan nasıl zafer olabiliyor? Şimdi akıl var, yakın var. Şimdi mızrak çuvala sığmaz. Bunlar habire yalanları bir çuvala sığdırmaya ve üstünü böyle karartarak, ambalajlayarak paketleyip satmaya çalışıyorlar. Yemezler artık Türkiye'de. İnsanlar uyandı, Lozan'ın ne olduğunu biliyorlar. Okuyorlar, az çok okumaları var, anlayacak durumdalar. Dolayısıyla hiç kıvırmaya, sağa sola çekiştirmeye gerek yok. Kıbrıs, Lozan'da verilmiştir madde 20. Abdülhamit Han katiyen vermemiştir. Ve oradan tıkır tıkır vergisini almaya devam etmiştir. Ve şarta bağlamıştır. Ruslar Kars, Ardahan, Batum'dan çekildikleri zaman bizim Kıbrıs'ı geri alma şeyimiz de olacaktı. Şart oydu. Yani Rus tehdidi ortadan kalkınca İngilizler de şart buna bağlıydı. Ve 1917 yılında Brest-Litovsk'ta Ruslarla anlaştık ve Kars, Ardahan, Batum bize geçti. Ama İngilizler çıkmadı. Yani sözlerinde durmayan İngilizler. Sen bunu kabul ederek 1914'ten başlatıyorsan, o zaman Lozan nasıl zafer oluyor, bana birisi otursun anlatsın. Bu bir zaferse o zaman zafer kavramını tartışmaya başlayalım. Bu aslında bir nevi de kaybın, yani yenilginin de kabulü anlamına geliyor hocam. 1914'ten itibaren kabul edilmiş olması, yani 1914'te verdik, yani bunu da şimdi kabul ediyoruz gibi bir tablo çıkıyor ortaya. 1914'teki ilhakını ve Osmanlı verdi demiyor. Yok yok, ilhakını kabul ettik anlamında. İngiltere ilhak etmiş. O ilhakı biz tanıyoruz. O gayrimeşru bir ilhak. Yani kimse ona meşru olarak bir şey vermiş değil ki. Sen bunu bir de 9 yıl önceye dönerek meşrulaştırıyorsun, ilhakı kabul ediyorsun. Dolayısıyla hani hiç tartışmaya gerek yok. Onun için iyi oldu, biraz detaylı açıklamış olduk bu meseleyi. Sağ olun hocam, ağzınıza sağlık ama şimdi sizden bir açıklama daha isteyeceğiz, bekleyeceğiz. Çünkü bu iddia aslında Abdülhamit'in neredeyse bütün kariyerinin de önüne geçen bir iddia. Duyan herkesi şaşırtan, ya olur mu böyle bir şey? İlk duyduğumda ben de böyle bir tepki verdim ama altına baktığımız zaman altı da boş olmayan bir iddia galiba hocam. Abdülhamit Han içki içer miydi? Şimdi ben Abdülhamit Han'la ilgili bir araştırma yaptım. Karşıma çok ilginç bir sonuç çıktı.
bir internet sitesi, bilgi kaynağı olarak kullanılan da bir internet sitesi tüm dünya tarafından herkesin bildiği, der ki gençliğinde içki içerken sonrasında pek içki içmediği iddia edilmektedir. İkincisi de hocam, içkiyi az neredeyse hiç içmemesinin nedeni Şehzadeliğinde Mehmet Reşat ve 5. Murat'la birlikte Şehzade 4. Murat'ın Maslak'taki köşkünde içkili bir eğlence sonrası dönüş yolunda sarhoş haldeyken atlarının ürkmesiyle 1859'da geçirdiği kazadır. Üçüncüyü de söyleyeyim hocam hemen, torununun iddiası. Der ki alkolik derecesinde olmasa da arada sırada rom içkisini çok sevdiği için içtiğini kendi torunu Ertuğrul Osman Osmanoğlu ve bazı kaynaklar iddia etmektedir. Der ki dedem 2. Abdülhamit rom içerdi. Babama yani Şehzade Mehmet Burhanettin söylerdi. Bak ben bunu içiyorum çünkü yasak değil. Kur'an'a bak orada şarap diyor, şekerden yapılanın bahsi geçmiyor derdi demiş torunu. Siz ne dersiniz hocam? Hiçbir şekilde doğru değil. Bunların hepsi uydurma şeyler. Yani şimdi ben o mesele üzerinde biraz durdum. Hatta o sağda o zaman Ertuğrul Osman Efendi. O tarihte kendisiyle yazışıyorduk. Eşi Zeynep Hanım'la yazışıyorduk. Ve ben bunu kendisine sordum. Yani mail üzerinden. Mailleri bende duruyor. Zeynep Hanım da kendisine sorup cevabını, katiyen böyle bir şey yok. Ben böyle bir şey demedim. Benim dedem içki içmez. Benim bilgim de yok yani. Onun içtiğine dair bir bilgim de yok. Nasıl olabilir ki? Bir defa görmüşüm onu. O da 5,5 yaşında Beylerbeyi Sarayı'nda hapisteyken kucağına oturmuşum. Kucağında oturduğum bir sıradan bir... Hocam mikrofonunuzu şöyle bir düzeltirseniz. Evet o mikrofon. Evet aşağı doğru inmiş. Şöyle yukarı doğru kaldırırsanız tamamdır hocam. Yani 5,5 yaşında bir çocuk, ben bunu zaten hatırlayamam. Hatırlamam mümkün değil. Yani, hocam bir araya gireyim mi müsaadenizle? Bu, seste mi problem yok? Yok seste problem yok. Bir araya gideceğiz. Dönüşte alalım hocam bu sorunun Peki. cevabını olsun. Kıymetli izleyiciler bir araya gidiyoruz. Dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Merhabalar kıymetli izleyiciler. Kayıt dışı tarihe Sultan Abdülhamit Han özel bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklama gitmeden önce aslında soruyu sormuştum Sayın Hocam'a. Hocam da cevaplarken reklama gitmek durumunda kaldık. Hocam Abdülhamit Han'ın içki içer miydi sorusuyla devam edeceğiz. Ne evet. dersiniz? Söz sizde buyurun. Şimdi bununla ilgili dediğim gibi o çünkü biz padişahın sarayında ne olup bittiğini ancak en yakınları bilebilir. Bu dışarıya yansıyan bir şey değildir yani bunu. Nasıl bilebilir? Kim bilebilir? İşte çoluk çocuğu onun yanına teklifsiz bir şekilde girebilecek ki kendi çocukları bile aslında teklifsiz bir şekilde giremezlerdi. Cariyeler veya bir başkası bilebilir ama bunlarla ilgili böyle bir yayın yok ve kızı Ayşe Sultan, öbür kızı en küçük kızı Şadiye Sultan hatıralarını yayınlayacak kadar uzun yaşadılar. 1960'lı yıllara kadar yaşadılar ve bunların hatıralarında katiyen babamız böyle bir alışkanlığa sahip değildi. Hatta bunu Ayşe Sultan da yazıyor. Atıf Hüseyin diye bir doktor var. O doktor da bir içki içenleri vazgeçirmeye çalışırdı. Onları ikna etmeye çalışırdı diyor. Şimdi bu tip şeyler, söylentiler belli kaynaklar tarafından özellikle muhafazakar kesim Müslüman kimliğine sahip olan kesim Sultan Abdülhamid'e bir teveccüh gösterdiği için onları soğutmak ve onlara yüz çevirmesini sağlamak. Yani sizin padişah dediğiniz işte böyle birisi. İşte içki fabrikası açtırdı. Yok bilmem şunu yaptı, bunu yaptı diye. Bir takım insanların kendi başlarını içinden çıkamayacakları bir kumpasa sokarak kafalarını karıştırmaya çalışıyorlar. Şimdi ben dediğim gibi Ertuğrul Osman Efendi ile hem birebir tanıştım hem de son zamanlarında kendisi ile eşi Zeynep hanımefendi vasıtasıyla haberleştim. Kendisine bu şeyi sordum. Televizyonda da bu gündeme getirildiğinde ben küçükken babamın, dedemin işte Porto şarabı içtiğini gördüm. Benim yanımda içti falan gibi bir şeyler söylemiş diye bunlar
O zamanlar televizyonlara çıkıp böyle lak 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 konuşuyorlardı. Ben dedim ki yayınlayın bakalım. O söyleşi de var mı? Yayınlayamadılar o söyleşide çünkü öyle bir şey yoktu. Kendisine sordum. Kendisi dedi ki benim zaten onu hatırlamam mümkün değil. Çünkü 5,5 yaşımdayken gitmişim. Yani gittiğimi bile hayal meyal hatırlıyorum. Nerede bir de hatırlayacağım Porto şarabını. Markasına kadar hatırlayacak. Yani şarabın bir de markasını hatırlayacak. 5,5 yaşında gitmiş bir çocuğa izafeten diyorlar ki ve kendisine sordum. Hayır böyle bir şey yok. Böyle bir şeyi ben hatırlamıyorum. Böyle bir şey söylemedim kimseye diye bana mailleri var. Dolayısıyla bunları Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı 2 ikinci ciltte yani bu kitapta bunları detaylı bir şekilde tek tek yazılı kaynakları ve sözlü kaynakları da ortaya koymak suretiyle bu bilgileri tahsis ettim. Dolayısıyla böyle bir şey söz konusu değil, olması da mümkün değil. Çünkü Sultan Abdülhamit hayat tarzı belli bir insan. Yani şimdi bir insanın nasıl yaşadığı, yani ne tarz bir hayat yaşadığı ortadaysa bunun üzerinde şey yapılmaz. Yani Atatürk'e mesela ağzına içki koymamıştır diyebilir misin? Diyemeyiz hocam. Abdülhamid'e de ağzına içki koymuştur diyemezsin işte. Yani o öyle bir durum. Çünkü onun hayatı o, bunun hayatı bu. Dolayısıyla hani bir insanın hayatının bir akışı olur, bir revişi olur eski deyişle. O öyle bir içerisinde içkiye yer yok. Ama bunun haricinde de yani dini hususlarda mesela sarayda özellikle cemaatle namaz kılmaya önem vermesi. Şimdi içki içen adam kalkıp da cemaatle yani ezan okutuyor ve etrafındaki insanlarla Yıldız Sarayı'nda cemaatle namaz kılıyor. Sabah namazı da dahil çoğu zaman. Şimdi böyle bir hayat tarzı olan birisi, tarikatlarla münasebetleri olan birisi ve mesela kızı anlatıyor. Yani Ayşe Sultan diyor ki sabah namazından bir saat önce, güneş doğmadan bir saat önce kalkar, banyosunu yapar. Tek başına yardım almadan bunları yapar. Ondan sonra arkasından zikirlerini okur, Kur'an'ını okur, namazını kılar ve iki kahve ve yanında iki tane kırılmış yumurtayla güne başlardı. Hayatı böyleydi. Şimdi kızı bunu anlatıyor. Hatıratı var elimizde. Ama okuyan nerede, bunları değerlendiren nerede? İşte onun için milletin araştırma imkanı olmayacağı bir takım mevzuları böyle dillerine dolayarak asıl maksatla Sultan Abdülhamid'e yönelik insanlardaki bu sevgiyi, muhabbeti kırmak ve ondan soğutmak. Bütün şey bu. Amaç ve gaye bu herhalde. Peki hocam konuyla bağlantılı yani olduğu için soracağım. Yani içki içse sevecekler miydi Abdülhamid Han'ı? Yani mesela kendi bunu söyleyenler, iddia eden içki içen insanlar. Yani diyelim ki 5. Murat içiyordu. Onu göklere mi çıkartıyorlar? Yani çok sadece mu negatif algı oluşturmak hocam aslında. Tabii. Asıl yani niyet ve gaye. Bağcıyı dövmek, evet. Üzüm yemek değil. Peki hocam konuyla bağlantılı olduğu için soracağım. Aslında açıklamanız da yetti ama hani izleyicilerimizin kafasında da soru işareti kalmasın. İlk rakı fabrikası Tekirdağ yolu üzerinde Umurca çiftliğinde açıldı Abdülhamid tarafından ve Bomonti'de bir bira Yok, fabrikası. Bunlar tamamen yalan. Çünkü bakın burada şeriatın bir özelliğinden bahsedelim. Şeriat Müslümanların içki üretmesine ve tüketmesine yasak koyar. Şimdi İslam toplumlarında gayrimüslim diye bir kategori var. Yahudi veya çeşitli mezheplerden Hristiyanlar. Bunların içki üretmesi de içki tüketmesi de yasak değildir. Haram yani haramdır. Yani Müslümanlara haramdır. Müslüman değilse adama nasıl haram diyeceksin? Başka bir inançtan, başka bir dinden. Dolayısıyla gayrimüslimler içki üretebilir. Tarih boyunca Asr-ı Saadet'te de böyledir. Selçuklu'da da böyledir, Abbasiler'de de böyledir, Osmanlı'da da böyledir. İçki yasak değildir gayrimüslimlere. Üretirler ve içerler. Ta ki Müslümanlara satıp
Müslümanların da içmesine izin verirlerse o zaman yasak gelir. Giderler meyhaneyi basarlar. İçeride Müslüman varsa yakalarlar. Zaptiyeler. Götürürler onları karakola. İşte dayak atarlar. Bilmem ne yaparlar. Ama gayrimüslim birisi varsa ona karışamaz ki şeriat. Dolayısıyla kanuni zamanda da bunlar rakı fabrikası açtılar. Ürettiler. Sattılar. Devlet bunlardan bir de vergi de aldı. Onları da biliyoruz. Onlardan aldığı vergiyi belli yerlere harcadı. Belli yerlere harcamadı. Onu da biliyoruz. Neyse. Yani İslam hukuku gayrimüslimlerin içki üretmesine ve içki tüketmesine karışmaz. Ta ki kamuoyu ilgilendirecek sokakta içmiyorsa. Sokakta içerse yine karışır. Çünkü kamu düzenini etkilemeyecek. O bakımdan şimdi bu içki fabrikalarının Abdülhamit zamanında Bomonti'de bira fabrikasının açılması, işte bir takım şeyde bunlar zaten var. Yani yasak değil ki, yani ilk defa o açmış değil. Şeyde de var, kanuni zamanında da var dediğim gibi, 4. Murat zamanında da var. Ve bu İslam toplumlarında gayrimüslimler yaşadığı her toplumda var olan şeriatın tanıdığı bir şey. Şeriat öyle şeydir, yani Müslüman olmayanlara onlara bir alan açar, siz bu alanda yaşayacaksınız. Bu alanda size şunları şunları karışılmayacak, işte vergi vesaire, askerlik onları düzenler. Dolayısıyla modern devletten farklıdır şeriatın uygulanması ve bu uygulama kapsamında da gayrimüslimler şey yapar. Yani Abdülhamid'in kendisini açmadığı böyle bir şeye, devlet içki üretmedi, içki üretmez. Cumhuriyet devrinde devlet içki üretmeye başlamıştır. Osmanlı Devleti'nde devlet içki üretmemiştir. Bu Cumhuriyet'in bir marifetidir. Tekeli kuran, İnhisarlar İdaresi'ni kuran, Ankara'da bira fabrikasını Mustafa Kemal kurmuştur. Buradaki bira fabrikasını İnönü'nün kardeşi ortak olmuştur. Onunla İstanbul'daki bira fabrikası ortaklarındandır. Devlet ne yapmıştır? Artık içki üretimine girmiştir. Ama Osmanlı zamanında böyle bir şey yoktur. Devlet içki üretmez. Ama teba içerisinde gayrimüslimlerse, gayrimüslimler Müslümanlara içirmediyse ve onlara satmadıysa buna devlet katiyen karışmaz. Onların kendi özgürlük alanıdır o. Peki. Hocam sigara ve kahve tiryakisi. Özellikle Türk tütünüyle yapılan Amerikan sigarası Ateşya'nın tiryakisi olduğu söyleniyor. Aynı zamanda kelebek, kuş, böcek, tablo, fotoğraf gibi çeşitli eserlerinde koleksiyonculuğunu yapıyor aynı zamanda. Çok değişik. Sporla son derece ilişkili. Bir ara güreşi yasakladığı söyleniyor hocam. Doğru mu? Yok. Yani yasaklama olayı doğru değil. Hatta teşvik etmiştir güreşi. Kara Ahmet, ünlü Cihan pehlivanı. Amerika'ya gidip de orada önüne gelen bütün Amerikalılar kaçacak delik arıyor Kara Ahmet oraya gidince. Yani Koca Yusuf da aynı şekilde. Hep onun zamanında yetişmiştir. Yani Abdülaziz Han özel teşvik etmiştir. O biraz gaza basmıştır ama Abdülhamit Han döneminde de bu güreş sporu bizde özellikle yurt dışına gidince bunlar bütün hünerlerini göstermişlerdi. Dolayısıyla bir yasaklama falan gibi bir şey söz konusu değil. İşte efendim futbolu yasakladı. Ya niye yasaklasın? Bir şey. Ha, male yani şeylerle uğraştığı için belki yasaklamış olma ihtimali olabilir ama böyle bir şey de yok. Üç büyük kulübümüz onun zamanında kuruldu. Onun izniyle kuruldu hem de değil mi hocam? Tabii. Hem Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Fenerbahçe'nin kuruluşu kaç? 1907. 1907, 1905, 1903, 1908 Galatasaray, hepsi Abdülhamit Han zamanında kurulan şeyler. Yani gerçi Beşiktaş önce jimnastik kulübü olarak kuruldu ve zaten Beşiktaş'ı kuran da doğrudan sarayın adamlarıydı. Yani şeyle Osman Paşa'nın oğulları Fethiyeli kardeşler, bu kardeşler Serence Bey'de kurdular. Serence Bey'de ne vardır? Yıldız Sarayı'nın altıdır Serence Bey. Şimdi Yıldız Sarayı'nın altında Serence Bey gibi ki hala önemli bir yerdir, anlayan anlıyor ne demek istediğim, Serence Bey yokuşu önemli bir yerdir, kritik bir noktadır yani. Orada
sarayın dibinde sen padişahtan izinsiz spor kulübü kuracaksın. Mümkün mü? Yani pek daha Trabzonspor'daki adamı şey yapan oradakini görmüyor. Padişah izin vermiş buna. Ve sarayın adamı bunlar. Beşiktaş'ı kuranlar. Peki. Devam edeyim hocam. Bir şey mi söyleyeceksiniz? Dolayısıyla yani futbol da işte yasakladı falan diyorlar. Katiyen öyle bir şey söz konusu değil. Ha ne olmuştur? Seyircilerin arasına girip bir takım casuslar, bir takım provokatörler ya da iddiatçılar, jöntürkler propaganda yapmaya çalışmıştır. Onu bastırmıştır. Yoksa o top oynayanları değil. Yani seyirciler arasındaki bu provokatörleri yakalamak için zaptiyeler gitmişti, yakalamışlardır. Efendim futbola niye düşman olsun? Onun zamanında Fenerbahçe, Galatasaray ve iki tane daha takım vardı. Bu dört takım arasında turnuva yapıldı. 1907-1908 yıllarında. Bunlarda Galatasaray şampiyon oldu. Yani bayağı Fenerbahçe-Galatasaray arasındaki ilk maçlar Abdülhamit Han zamanında oynandı. Niye bunu anlatmıyorsunuz? Bu üç büyük kulübün Abdülhamit zamanında kurulduğunu üç büyük kulübün kapısına gidin bakın. Bir tanesinde Abdülhamit resmi var mı? Evet hocam yok. Çok enteresandır. Ayıp değil mi? Günah değil mi? Madem onun zamanında kurulduğunuz onun resmini koyacaksınız. Abdülhamit Han'a şükranla diyeceksiniz. Bir şey diyeceksiniz. Geçenlerde işte Beşiktaş'ın o bir yöneticisi konuştu. Geldi hatta Muharrem'le de bir program yaptılar. Neydi ismi? Stadyumda konuşunca kendisine tepki gösterildi. Hani ıslıklandı falan. Doğruyu söyledi. Hani Abdülhamit Han olmasaydı Beşiktaş kurulamazdı. Beşiktaş'ın kurucusu Abdülhamit'ti. Çünkü o izin verdi. Osman Paşa, Osman Paşa'nın oğulları. Bunlar sarayın ekmeğiyle büyümüş insanlar. Ama yani işte bunları maalesef Türkiye'de öyle bir algı var ki algı çalışması yapılıyor ki yani sanki hiç bu şey yok işte. Bugün yazdım bak bugünkü Akit gazetesinde. Evet hocam. Başlığı oku. Ankara başkentliğini Sultan Abdülhamit'e borçludur. Evet. Hangi kim dile getiriyor bunu? Hiç hangi Allah'ın kulu Ankara başkentliğini Abdülhamit'e borçlu diye gündeme getiriyor? Niye getirmiyorsunuz? Bu kadar Ankara belediye başkanları oldu. Bu kadar bilmem Ankara'da şu kadar siyasetçiler oldu. Ya Ankara'ya eğer Sultan Abdülhamit demir yolunu getirmeseydi Ankara'nın başkent olma ihtimali sıfırdı. Yoktu. Nasıl gideceklerdi? Nasıl milli mücadelenin merkezi olacaktı? Ve milli mücadeleyi yönetmek üzere Ankara'da niye bir merkez karargah kurulacaktı? Böyle bir şey var mı? Abdülhamit Han İstanbul'a bağladı. 567 kilometre demiryolu ile Bağdat demiryolunun önemli bir noktası. Onunla yetinmedi. Oradan döndü. Bir taraftan Eskişehir'e, bir taraftan Konya'ya, Adana'ya, Mardin'e, oradan Şam'a. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir anda Ankara Osmanlı Devleti'nin merkezi gibi merkezinde kaldı. Demir ağlarla ördük de herhalde hocam yani. Abdülhamit demir ağlarla ördü. Ankara bugün Ankara ise başkentse bunu Abdülhamit'e borçlu. Bunu niye telaffuz etmekten çekiniyorsunuz? Maalesef ben Ankara milletvekilleri bile buna sahip çıkmıyorlar. Ankara'da istasyon binası var. Evet hocam Ankara garı hatta değil mi? Abdülhamit yaptırdı. Aslında arkadaşlarımız getirirse Abdülhamit'in yaptığı eserleri de hocam bir arada onlar da dönsün evet. Arkadaşlar kelebekteyken. Hocam ben bakarken gerçekten şaşırdım. Yani o kadar şey var ki bugün bile hala kullanılan mesela Hamidiye Etfal Hastanesi. Biz şimdi oraya Şişli Etfal diyoruz ama isim değişikliği o dönemde yapılmış. Hamidiye ismi. Haydarpaşa Limanı garı nitekim o dönemde garı, yapılmış. Haydarpaşa Hastanesi. Hastanesi evet. Gata. Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Gata'nın kurucusu. Yani Darül Acize. Bitiremeyiz herhalde hocam. Darül Acize, evet. Darül Acize onlardan bir tanesi. Terkos suyu. Terkos suyunu tabii getiren o. Ve birçok fakülte, lise, ortaokul, ilkokul. Binlerce. Aşiret okulları. Binlerce yani bu. Kudüs Demiryolu. Kudüs'e kadar da mesela o demiryolunun bir hattını Kudüs'e çektiriyor. Kudüs demiryoluyla bağlanıyor yani Osmanlı. Ne kadar stratejik bir planlama değil mi hocam? Yani Avrupa'dan gelen bir tren Türkiye'den direkt Hicaz'a o coğrafyaya kadar gidebilecek bir proje. Öyle bir şey
yapacaktı ki aslında bu bugünkü ikinci köprünün, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün olduğu yere taş ayaklar üzerinde bir köprü tasarlamıştı. Hiç kesintiye uğramadan o köprüden tren geçecek ve şeye doğru, Basra Körfezi'ne doğru, bir taraftan Mekke'ye doğru ilerleyecekti. Yani şeyden Hatay'ı geçer geçmez bir kol Şam'a doğru dönecek, öbürü Mardin'e doğru, oradan da Bağdat'a inecek. Bağdat'tan Basra Körfezi'ne kadar ulaşacaktı. Böylece okyanusa açılacaktı. Yani İstanbul'dan trene binip Basra Körfezi'ne gitmek ne demek? Okyanusa açılmak. Pek tabii. Bütün ticaret hayatı, yani müthiş bir şey. Ticaret hayatı Osmanlı önünde. Bir de şu var, Abdülhamit Han'ın bütün stratejisi bu coğrafyayı büyük bir dünya kıyametine kadar elimize tutmanın formülünü var. Yani bu dünya bir patlayacak, bir barut fıçısı gibi. Bu patlamada biz en az zararla çıkmalıyız. Kendimizi sakınmalıyız. Savaşa, balıklama girmemeliyiz. Çünkü daha önce 93 Harbi'nde bunu gördü. Dolayısıyla savaş sonunda güçlü olan taraf biz olacağımız için elimizde, çünkü yeraltı kaynakları çok zengin. Petrol, doğalgaz vesaire. Bu bakımdan eğer Abdülhamit Han zamanındaki sınırlarımız korunarak biz Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminde ayakta kalmış olsaydık, dünyanın en büyük petrol üreticisi tartışmasız bir şekilde Osmanlı Devleti olacaktı. Yani düşünün, Kuveyt'in, Suudi Arabistan'ın, Bağdat'ın, Bahreyn'in, bilmem, düşünün yani her biri bugün Libya'nın. Evet hocam. Petrol yani üretiminde zirvede olan ülkeler. Tartışmasız bir şekilde dünyanın en büyük petrol üreticisi ve en zengin ülke potansiyeli. Ve başında da eğer Abdülhamit Han gibi dirayetli bir lider buldu mu, bunun önünde kimse duramazdı. İşte korku bundandı. Onun için Abdülhamit Han devrildi. Onun için darbeler yapıldı. Onun için Osmanlı un ufak edildi, parçalara bölündü. Ve en yağlı kısımlar İngilizler tarafından koparıldı. Ya alındı ya kendi adamları oturtuldu, Suudi Arabistan'da olduğu gibi. Dolayısıyla o bu parsayı bize bırakmak işlerine gelmezdi. Emperyalizmin mantığı böyle. O bakımdan Sultan Abdülhamit bunu fark etti. Yani bunu fark ettiği için de mümkün olduğu kadar kavga çıkarmadan ve bu iç insicamı ben nasıl kurabilirim? İşte okullar açarak, bilinçlendirerek, bilmem dini bir ideoloji ile bir anti-emperyalist ideoloji geliştirerek falan bir nesil yetiştirmeye çalıştı. Bunda da muvaffak oldu büyük ölçüde. Çünkü o nesil zaten Çanakkale'leri başaran nesil onlar oldu. Evet hocam. Onlar olmasaydı nasıl olacaktı? Kim yapacaktı o işleri? Peki tabii. Evet. Hocam birkaç tane soru alalım izleyicilerimiz, çünkü mesaj kutumuzu doldurdular. Evet. Şimdi sormazsam geçen hafta da çok fazla soru alamadık. Der ki hocam, Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'nin Sultan Abdülhamit Han'a darbe teşebbüsü hususu nedir? Açıklarsanız sevinirim demiş bir izleyicimiz. Devam edeyim hocam, birkaç tane okuyayım. Hı hı. Dilerseniz. Abdülhamit Han'ı seven insanlar itikat olarak da ehli sünnet insanlar, karşı olanlarsa ehli bidat insanlar. Dün de böyleydi, bugün de böyle. Sebebi nedir acaba? Mustafa hocama sorar mısınız demiş. Van'dan selam yollayan bir izleyicimiz var. Hocam selamun aleyküm. Benim sorum şu. Şeyh Said isyanı ve terakkiperver Cumhuriyet Fırkası arasında bir ilişki var mı? Ve kaynaklarda isyancıların arasında fırka üyesi olanların da olduğu kaynaklarda geçiyor. Bu o doğru mu demiş. Biraz farklı bir mevzu. Daha önce evet, işledik galiba. Onu. Geçen hafta işlemiştik hocam. Evet. Ben hemen Abdülhamit Han'la ilgili olanları tekrar. İyi akşamlar. Ulu Hakan tahttan indirilmeseydi Trablusgarp, Balkan Harpleri ve Cihan Harbi'ne de girilmeyeceği aşikardı. O zaman Osmanlı İmparatorluğu günümüze kadar kalabilir miydi? Tam onu cevaplandırdık az önce. Hemen o zaman bu soruyu ben beğeneyim hocam. Çünkü evet, evet, güzel de bir soru olmuş. İzleyicimiz herhalde önce göndermiş ama evet, yani önce göndermiş. Sanki sormuş gibi cevaplandırmış olduk. Bir izleyicimiz bize cevap vermiş, Osmanlı'nın toprak bütünlüğü bu kadardı diye. Peyami Safa'nın babasını bir kez sürgün etmiştir. Abdülhamit Han'a kızan Peyami Safa'nın ona Kızıl Sultan lakabını taktığı doğru mudur? Hüseyin Nihalatsız Kızıl Sultan değil, o bir Gök Sultan cevabını yazısıyla vermiştir. Doğru mudur hocam? Doğrudur, İki sorum var evet, demiş. Peki. Abdülhamit'in dış siyasette Amerika ile ilişkileri nasıl sürdürmüştür?
der bir onu izleyicimiz. Özellikle Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı birinci kitapta geniş bir şekilde bir doktora tezlerine falan da yararlanarak ortaya koydum. Yani bu kitaptır değil mi hocam? O gençler için uyarlanmış olan cildi bizim hediye edeceğimiz ama bu şu an yanımda yok o. Bir yazan yani bu üzerinde Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı bir yazan biraz daha geniş bir çalışmam o. En çok satılan kitabım da o zaten Abdülhamit Han'la ilgili. Orada bu mesele yani Amerika ile ve Başkan Roosevelt ile Theodore Roosevelt ile olan münasebetleri yani Amerika ile bir savaş şeyine giriyoruz neredeyse. Savaşın Ermeniler yüzünden. Bir Ermeni Talas'ta Ermeni öğretmenler Hristiyanlık propagandası yapıyorlar. Halk iki tane öğretmeni öldürüyor. Amerika'da niye bunu öldürüyorsunuz? Bir tazminat ödeyeceksin. Ödemem, ödersin, ödemem, ödersin. Amerika bir gemi gönderiyor. Savaş gemisi. İzmir'i bombalayın emrini veriyor. Eğer özür dileyip de şu kadar tazminat ödemezse İzmir'in bombalanması emrini veriyor. Abdülhamit de bakıyor ki olay ciddi. Gemiyi İstanbul'a davet ediyor. Yıldız Sarayı'nda bunlara yemek veriyor. Ve her birine birer nişan takıyor. Öyle. Nişan takması da çok ünlü değil mi hocam? Evet, yani herkese nişan taktığına dair de bir... Nişanda takınca o gelen komutan şey yapamıyor yani böyle bir ters davranamıyor. Neyse gönderiyor sonra yumuşatarak ortamı hallediyor. Yani şöyle böyle şey bir her adama göre, her döneme göre bazen sert, bazen yumuşak ama bir şekilde o problemleri ya askıya alıyor ya çözüyor ya erteliyor bir şey yapıyor mutlaka yani ona bir çözüm üreten bir kafası var yani kuş mesela bugün tweet attım ben bilmiyorum farkında mısınız kuş türlerinin devamı için bir şey çıkartıyor bir talimat çıkartıyor yani diyor ki şu kuşların işte belli mevsimlerde öldürülmesi bilmem ne bunların türlerinin devamını sağlam. Yani şimdi nereden gelir aklına yani? Bir değil şeyde, bu kadar dert varken bir taraftan, ya Rusya'sı bir taraftan bir taraftan Amerika'yla uğraşacaksın, Rusya'yla uğraşacaksın. Kuşların devamlılığıyla alakalı. Çin'de cami açacaksın bilmem şeyde Küba krizinde şeyi göndereceksin Nazım Hikmet'in dedesini göndereceksin orada onun rapor. Bir taraftan da kuş türlerinin neslinin tükenmemesi için talimat çıkaracaksın. Ne kadar çok yönlü bir insan olduğunu işte, gösteriyor hocam. Bu bakımdan yani hakikaten hem Osmanlı'nın büyüklüğü hem de Abdülhamid Han'ın kafasının, vizyonunun genişliği burada çok dikkat çekiyor. Bugün katiyen böyle bir devlet adamı yok dünyada yani. Kesinlikle hocam. Zaten onunla alakalı bir söz var galiba. İsmini unuttum. Bismarck. Diyor ki dünyada 100 gram akıl varsa 90 gramı Abdülhamit'tedir evet. diyor. Yani ne kadar zeki bir insan olduğu da evet, rakipleri bak, tarafından da taltif ediliyor onu, aynı zamanda. Bugün Işıl Acehan diye bir şeyimiz, Doktor Işıl Acehan, Amerika'da İslam üzerine, Amerika'da Türkler üzerine çalışan bir şeyimiz, araştırmacımız. Bir numaralı belge. Bir numaralı belge getirebilir miyiz arkadaşlar? Bir numaralı belge. Şimdi çok ilginç. Bugün tweet attı. Ve iki tane Amerikan gazetesinde 1918'inde 12 Şubat 1918'de Amerikan gazetelerinde çıkan Abdülhamid Han'ın ölümü üzerine çıkan haberi yayınladı. Şimdi bu haberde diyor ki Işıl Acehan Amerika gazetelerinde nasıl yer almış diye baktığında Washington Post ve New York Tribune'deki haberler şöyle. Diplomasi ustası. Bir numaralı belge. Türkler her zaman iyi bir değerli diplomattı. Ancak Abdülhamid diplomasi sanatında hepsinin ustasıydı. Nerede çıkmış bu? Washington Post'ta. Diplomasi sanatında hepsinin ustasıydı diyor. İkinci haber, New York Tribune'deki haber. Abdülhamid'in cazibesi vardı. Onunla tanışan herkes bunu hissederdi. Sarayı ziyaret eden pek çok Amerikalı ve Avrupalı, Abdülhamid'in yemek masasında oturduktan sonra onun zarafetinden ve ilginç sohbetlerinden bahseden süslü raporlar yazardı. Şimdi
Amerikan gazetelerinde çıkan iki haberden bahsediyoruz ölümü üzerine. Dolayısıyla şimdi onu tanıyanlar bunu zaten itiraf ediyorlar ve gerçekten karşısındakini dinleyen, anlayan ve onu etkisi altına alan bir karakteri var. Öyle çok car 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 konuşmuyor ama önce konuşturuyor. Konuşturduktan sonra onun üzerine kendi yorumunu ve çözümünü getiriyor. Diplomasi sanatına hakikaten ders olarak okutulacak bir şey var. Dirayetli, soğukkanlı. Yani zaman zaman Cumhurbaşkanımızda bunun esintilerini görüyorum ben. O soğukkanlılığı mesela. Düşünün sarayın neredeyse avlusunda cami var. Caminin avlusunda da bomba patlıyor. Ve 26 kişi ölüyor. 58 kişi yaralanıyor. 1905'teki patlama. 1905'te. Mı? Kıyamet. Ortalık kan görüyor. Atlar parçalanmış. İnsanlar yerde. Cuma çıkışında da elçiler gelecek. Protokol öyle. Elçileri kabul günü. Cuma çıkışı. Normalde böyle bir durumda bütün program iptal olmuş. Çünkü Kangörü ve gerçekten sarayın dibinde padişah da az daha gidecek yani kafasının üzerinden böyle şarapneller geçmiş. O derece. Ama bir gecikmeden dolayı kurtarmış kendisini. Saraya gidiyor. Hemen şunları çağırın, şunları çağırın. Görevlileri çağırtıyor. Elçiler orada bekliyor. Efendim diyorlar elçileri gönderelim böyle bir durumda. Hayır diyor. Gelsinler. Geliyor onlarla rutin görüşmelerini tek tek Amerikan, İngiliz, Fransız elçileri yapıyor. Ondan sonra onları gönderiyor. Hadi bakalım fırça çekmeye başlayayım. Hani zaptiye müdürü bilmem ne hepsini topluyor. Şimdi dolayısıyla bakın orada soğukkanlılık ne kadar önemli. Paniğe kapılmıyor. Şimdi büyük devlet adamları paniğe kapılmaz. Ne olduğunu anlamaya çalışır. Ve ne olduğunu anlamaya çalışır çok hızlı bir şekilde. Yani buna sürat-i intikal derler eskiler. İntikal sürati. Şimdi Napolyon'un meşhur bir şeyi var. Bir savaş sırasında durum kötüye gidiyor. Bu da işte inceliyor dürbünle orayı burayı. Komutanları çağırıyor. Niye şey olmuyor? Niye biz ilerlemiyoruz, yenemiyoruz? Komutan diyor ki efendim diyor, müsaade ederseniz sebepleri sayayım. Bir, barutumuz bitti. Tamam diyor. Devam etme. Daha söylemene gerek yok. Yani, şimdi barutun bitmişse artık diğer atın nalı düşmüş. Yok bilmem şu olmuş bunu söylemene gerek var mı? Anladım diyor. Barutun şimdi, bitmesi kendi kendine başı başına yeterli. Sürat intikal dediğimiz olay bu. O adam anlayacaksın ne demek istiyor. Dolayısıyla bu yetenekleri yüzünden hakikaten ona objektif olarak bakan birçok insan onun bu şeyini takdir etmiştir diplomasi yeteneğini. Vaktimiz kaldı mı? Tabii tabii hocam daha var. 20 daha dakikamız var. Şu görüntüler benim hangisi hocam? Numarasını verdiğim, da söyleyebilirsiniz. Yani şu 1, 2 onları gösterebiliyor muyuz? Az önce getirdi hocam ekrana. 1 ve 2'yi tekrar getirir misiniz arkadaşlar? Yani evet. Bu işte Abdülhamid'in bir cazibesi vardı. Onun şey yapan ne diyor? Onunla tanışan herkes bu cazibeye kapılırdı. Birçok Amerikalı ve Avrupalı ziyaretçi, Babali'ye gelen Amerikalı ve Avrupalı ziyaretçi onu işte etkisinde kalırdı diyor. Bu da ilk okuduğum metin. Sonda bakın da Türk has been always been a clever diplomat. Yani akıllı bir diplomattı Türkler zaten daima öyleydi. Fakat Abdülhamid was the master of them. Hepsinin ustasıdır. Diplomasi sanatında hepsinden daha ustadır diye nerede New York Times yok Washington Post'ta çıkan. Bunlar vefat ettikten sonra, sonra çıkan haberler değil mi hocam? 12 Şubat 1918 tarihli. Şimdi benim şu
bir seri fotoğraf vermiştim. Onları isterseniz bir yansıtın. Ben de müsaade edersen bir tabii ki hocam, hazırlıyorlar arkadaşlar onu. Ne kadar süreli arkadaşlar? Uzun mu? Başka bir konu açacağım çünkü. Tamam, 10 saniye içerisinde hazırlayacaklar 10 hocam. 10 saniye. O zaman ben de kalkayım. Tamam. Çünkü bunlar önemli. Yani ben özel arşivimden seçtim bunları. Budur herhalde hocam. Evet, bu böyle fotoğrafını çekip duvarınıza asacağınız güzellikte bir tablo. Şimdi tam bir hilafet tablosu. Yani Sultan Abdülhamit bunu Süleyman bir efendi diye bir ressam var, saray ressamı. Çok önemli metafizik resimler yapan birisi. Ona bu resmi yaptırmış. Şimdi bakın, burası muhtemelen Yıldız Sarayı'nı temsil ediyor. Biraz Elhamra'yı andırıyor. Endülüs'ü andıran bir şey var. Bakın çok ilginç. Şurası Yıldız Camii. Burası İstanbul'un tepeleri, iki yarımada, yani İstanbul ve Yıldız Sarayı'nın, Yıldız Camii'nin, Yıldız Sarayı diyelim buraya, ya da Elhamra. Gökten yıldızlar düşüyor, yıldızlar kayıyor ondan sonra. Şimdi burada dünya başlıyor ve dünyanın ortasında Kabe-i Muazzama ve onun bitiminde de ne var? Medine-i Münevvere. Şimdi hepsi bir tablonun içerisinde. Bu Sultan Abdülhamid'in yaptırdığı tablo nerede biliyor musunuz bugün? Nerede hocam? Fatih Camii'ne giderseniz müezzin mahfilinin üstüne bakın. Bu tabloyu orada göreceksiniz. Çok defalar gitmişizdir ama hiç dikkatimizi çekmemiş. Bundan sonra şimdi söz alayım senden. Gittiğin zaman bak, gerçekten bu çok önemli ve hani bir Sultan Abdülhamid'in dünyasının, yani Yıldız Sarayı Mekke Medine'ye bakıyor ve çok metafizik anlamları olan bir tablo. Yani onun dünyasını yansıtan eserlerden birisi diyebiliriz. Bu da Ecciat Kalesi, o yıkılan Ecciat Kalesi'ni de özellikle yaptırmış. Hocam burada fotoğrafın devamı var mı yoksa burada bitiyor mu? Yok, bu kadar. Alt kısmı yok. Bu kadar. Ha, daha detaylı incelense belki şu altlarda ne var? Sanki bir şeyler onlar, varmış gibi. Çünkü o altta şey yapılabilir. Hani şurada sanki da bir bu Hicaz demir yolu var. Affedersiniz, evet. Bak onu ben de şimdi fark ettim sen söyleyince. Hicaz demir yolu da çünkü onun çok önemli bir projesiydi. İstanbul'u Medine'ye bağlayan, daha sonra Mekke'ye de gidecekti. Onu da oraya ilave etmeyi unutmamış. Hatta demir yolu döşenmişti değil mi hocam? Onunla alakalı bir de talimatı var. Hatta Peygamber Efendimiz tabii rahatsız olmasın diye demir hatlar üzerine keçe döşenerek o gidilsin diye. Bal yozla vururken ses çıkartıp da Efendimizin ruhaniyeti bundan rahatsız olmasın şeklinde bir talimatı olduğu ifade ediliyor. Şimdi Sultan Abdülhamid'in dünyasında geziye çıkıyoruz sevgili seyirciler. Burası maalesef yıkılmış bu son depremde, 6 Şubat depreminde. Hatay'da bir kilise kapısı. Kilise kapısının üzerinde Sultan Abdülhamid'e teşekkür eden bir şey var. 1900 tarihli bir kitabe var. Yani kilisenin yapılmasına izin vermiş. Orayı Hristiyanlara bağışlamış. Burada Latince, şurada da Osmanlıca bir kitabe. Sultan Abdülhamid'e teşekkür kitabesi ki onun hani diğer, çünkü bir halife olarak Müslümanların başı, padişah olarak Müslüman veya Müslüman olmayan herkesin lideri. Dolayısıyla onlardan da vergi alıyor. Gayrimüslimler de onun tebası. Dolayısıyla onları da kazanması gerekiyor. Bu da bunlardan birisi. Evet. Şimdi burada bir karikatür, Punch diye o zaman bir dergi çıkıyor. 21 Şubat 1923. Şimdi burada Abdülhamid Han'ın hayaleti, artık o tarihte vefat etmiş. Burada İzmir'de bulunan Yunanlar ve diğer güya kadeh tokuşturuyorlar. Abdülhamid Han'ın hayaleti şunu söylüyor. Jöntürk, bu da Jöntürk'e şunu söylüyor. Diyor ki, ben onları ayrı tutmak için uğraştım. Siz onları bir araya getirmiş görünüyorsunuz diyor. Yani
burada aslında doğru bir bilgiyi de yansıtıyor bize. Balkanlar'da Abdülhamit Han bütün kiliselerin birbirine uzak durmasını sağlamaya çalıştı. Yani bunların birleşip bir cephe, bir ittifak haline girmemesini temine uğraştı. Ne oldu? 1908 meşrutiyetinden sonra tuttular bunlar, hadi hepiniz kardeşsiniz, niye kavga etmiyorsunuz? Birleştirdiler. Yani bir de üstelik kendileri birleştirdi. Yani onu kastediyor. Ben diyor onları ayrı tutmaya çalıştım. Siz gördüğüm kadarıyla, İzmir'e girdiklerine göre, gördüğüm kadarıyla siz onları birleştirmiş görünüyorsunuz, bir araya getirmiş görünüyorsunuz diye İngiliz karikatürüne bile konu olmuş. Geçelim. Evet. Sultan Abdülhamid'in marangozluğu. Bu da apayrı bir yönü, sanatkar yönü. Onun yaptığı bir dolap diyelim buna. Görüyorsunuz. Hocam böyle bir işçilik şu an günümüzde bile yoktur. Bu kadar detaylı, bu kadar özenli yapılmış. Yani ne olduğunu ben çözemiyorum. Dolap diyelim. Yani çekmece dolap diyelim. Böyle bir dolabın şu anki piyasa değeri de gerçekten korkunç rakamlar olabilir yani. Muhtemelen gül ağacından yapılmış gibi böyle bir havası var. Yani şeyler, kapaklar. Bunlar da mesela çoğu zaman özel dokunduğun zaman açılacak kısımları var. Yani dışarıdan şey gibi görünüyor. Bütün kapak gibi. Yokmuş gibi görünüyor ama ancak belli bir yere de dokunursan açılıyor. Onun çözmen lazım. Alan kişi kafayı yoracak. Yapan kişi de işte bunun bulmacasını yani kafası hep böyle entrikalarla falan şey ya. Hocam bu yani tek başına mı yapmıştır yoksa yardım almış mıdır bunu yaparken? Ya da bu tarz zanaatını icra ederken marangozluk zanaatını yardım almış mı yoksa tek başına mı yapmış? Tabii ders almış çocukluğunda, gençliğinde ve zaten marangozhanede bir sürü çalışan da var. Yani tek başına girip de hani dizide öyle gösterdi, tek başına giriyor. Öyle değil. Orada zaten sarayın bir marangozhanesi her zaman olur. Çünkü marangoz işleri mutlaka olacaktır sarayda, tamir veya yeniden. Padişah da orada girip kendisi çalışır. Marangozhanede çalışanlardan bir tanesi Kemal Tahir'in babasıdır. Kemal Tahir onun için Abdülhamid'e ayrı bir muhabbeti vardır. Yani kitaplarında onu şey yapar, çok ayrı bir yere koyar. Yani böyle usta sanatkarlar civarında bulunur. Onlardan da yardım alıyordur mutlaka ama tek başına değildi. Devam et. Geçelim. Devam edelim arkadaşlar. Evet. Bugünkü yazımda bahsettiğim Gaziantep'teki Alaüddevle Camii. Bu cami Sultan Abdülhamit zamanında yaptırıldı. Yıkılmıştı. Daha önce Alaüddevle diye bir şeyin hükümdarın camisiydi. Yıkılmış vaziyetteydi. Sultan Abdülhamit döneminde bu cami yeniden yapıldı. Ve bugün hani o İmam Çağdaş diye bir baklavacı var. Onun hemen altında kalıyor. Gaziantep'in merkezi camilerinden birisi. Şimdi yaptığı birçok eser bugün yaşıyor. Bu da çok önemli bir şey. Yani 100-130-140 yıl önce yaptığı eserler bugün hala hastanesinden camisine kadar. Yani Türkiye'nin temelini atan hükümdar diyebiliriz. Modern Türkiye'nin temelini atan hükümdar. Devam. Ama evlatlarını da yapmış. Kayseri'de Zeynir Abidin Hazretleri'nin türbesi. Türbesinin üzerine kitabe yazılmış. Ondan sonra işte Hazreti Gazi Hamid Han falan diye burada ismi var. Fakat kitabesini kırmaya çalışmışlar. Görüyorsunuz bir evet, el. Hocam, bunlara bir şey olmamış görüyorsunuz. Yani bir şey olsa bunların da yıpranması gerekirdi. Bunlarda bir şey yok. Maşallah sene falan. Ama şu kısmı ismini okunmasını belirsizleştirecek şekilde çıkmış birisi ezmiş. Neden böyle bir şey yapmış? Tuğra'yı. Binlerce bu şekilde Abdülhamid'in Tuğra'sı yok edilmiştir. Kazılanlar var. Tamamen
zımparalanarak kazınanlar var. Bir tanesi biraz sonra göstereceğiz. Sirkeci'deki postane binasıydı. Postane binasının üzerindeki tuğraları kazınmıştı. Onları elhamdülillah ben uğraşarak yerine koydum. Sağ olun hocam, koydurdum Allah razı olsun. Daha doğrusu. Bir sene, bir buçuk sene kadar önce de Adil Kara İsmailoğlu döneminde açılışı yapıldı. Beni de çağırdılar, ben de mariftar o şeyde bulundum. Çünkü ecdadıma bir hizmet yapmış oldum. Allah razı olsun hocam. Devam edelim. Devam arkadaşlar. Edelim, evet. Evet, işte o postane binası, Sirkeci'deki muazzam bina. Yani son dönemin en büyük binalarından birisi. Bakın şu tuğra burada gözüküyor. Şurada da var bir tuğra. İkisini de kazımışlardı. Elhamdülillah o bugün gidildiğinde yeniden tuğraları görme imkanınız var. Şimdi şuralarda iki tane tuğra var. Bir burada bir bu tarafta. Onları koydurmaya çalışıyorum ama onlar çok yüksekte olduğu için biraz zor oluyor. Onu bir türlü koyduramadık. İnşallah o da günün birinde konulur ama şu eserin güzelliğine bakın. Hocam yani. Ben tam onu söyleyecektim. Şu mimariye bir parantez açılması gerekmez mi? O dönemin şartları düşünüldüğünde böylesine müthiş bir binayı ya, ortaya çıkartmak da yani gerçekten ustalık isteyen bir şey herhalde. Yani ve en iyi mimarı seçiyorlar. Ferit Tek en güzel yatırımı yapıyorlar ve o kadar hani temellerinden başlayarak geleceğe yüzlerce yıl kalacak olan bir eser ortaya koyuyor. Böyle hani vaziyeti kurtaralım hadi hızla bir senede tamamlayalım değil. Öyle Abdülhamit Han'ın ya da Osmanlı'nın yaptığı binalar öyle paldır küldür olmaz. Yapar 500 sene, 1000 sene kalacak bina yapar. Biz böyle yapıyoruz. 50 sene sonra kendimiz sıkılıyoruz. Hadi yıkalım bir daha yapalım. Kentsel dönüşüm yapalım vesaire. İşte bina yapmayı sağlam bilmiyoruz olmadığı ki. İçin işte bu yapı. Cami yapmayı da bilmiyoruz. Yani mal ortada. Yani Cumhuriyet Devri'nde yapılan şöyle oh harika tarihe geçecek dediğimiz bir cami var mı? Eskinin kopyalarını yapıyoruz en kötü. Yani daha kötüsü olmaktansa onu yapıyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Bu maalesef yıkıldı son depremden sonra bir şey oldu. Benim mezun olduğum ortaokul Bursa'da Medrese-i Muallimin yani erkek ve kız öğretmen okulu olarak yapılmış. Burası ilkokuldu, ilkokulmuş. Burası kız öğretmen okulu, şurası erkek öğretmen okulu. Biz bu taraflarda okuduk, burası idare binasıydı. Şu kapıdan çok girip çıkmışlığım vardır benim. Hatta şurada çekilmiş bir öğretmenimizle bir fotoğrafım var. Bakın Türk bayrağı çekilmiş. Bizim iftihar ettiğimiz kurumlardan birisiydi. Bursa Çelebi Mehmet Ortaokulu idi benim zamanımda. Sonra Çelebi Mehmet Anadolu Lisesi falan yapmışlar. Ama Bursa Medrese-i Muallimi'ni ve Mektebi İptidaiyisi. Bu da ilkokul olarak. Biz burayı resim iş derslerinde kullanırdık. Bakın yapmış yani. Yani eser ortaya koyuyor. Devam. Ha bu da Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan bir şey, karikatür. 1970'li yıllarda. Bu da dikkatinizi çekmek istediğim Necmettin Erbakan ve elindeki tabloda Sultan Abdülhamit Han var. Yani herkes kendi liderini taşıyor. Türkeş'e tabii Hitler'i koymuş. O biraz sert haksızlık olmuş. Hocam, Demirel'e Bayar'ı şey yapmış. Ecevit de Atatürk'ü taşıyor. Şimdi 1970'li yıllarda bu tür karikatürler yapılıyor. Evet. Yapılabiliyordu yani. En azından bir tarihe hatıra olarak bunu da paylaşmış oldum. Devam edin. Hocam burada bir şey sorabilir miyim? Çok kısa arkadaşlar geri dönebilir misiniz o resme? Buyurun. Tekrar dönerseniz. Orada Necmettin Erbakan'ın başındaki şapka dikkatimi çekti hocam. Kipa o, gibi miydi? Evet, sanki ona benziyor. Biraz sizin küçük yapmış çektim. Olabilirler. Bakın. Evet. Yani kasti olabilir çünkü gazetenin zihniyeti malum. Yani ona şaşmamak gerekiyor. Benzetilmiş fakat sanki. Ben şu beraberliğe, çünkü bir tane daha görüntü gelecek. Az önce bahsettiğim gibi Necmettin Erbakan'ın bizim liderimiz Abdülhamit Han'dır dediği bir konuşması gelecek. Herhalde ona binaen bu resmi bu şekilde çizmişler diye düşünüyorum. Devam edelim arkadaşlar.
Evet. Hamidiye Etfar Hastanesi'nin planı, tasarımı, yani yapılmadan önce onun tasarımı yapılmış. İşte şey binası, hastane binası, yönetim binası, burada koğuşlar. Şuraya bir de şey yapılacak. Saat kulesi, birazdan göstereceğiz. Altında mescit yapılacak. Burası tam teşekküllü bir çocuk hastanesi. Yani dünyada iki tane var. Her şeyiyle bir çocuk hastanesi. Bir üçüncüsü bizde yapılıyor. Ve bu padişahın özel cebinden ödediği, hazine-i hassadan ödediği parayla yapılıyor. Devlet hazinesinden değil. Onun için o Hamidiye ismini veriyor. Muhteşem bir eser, görüyorsunuz Şişli bu halde. Vadilerin içinde işte köyler, evler, şunlar bunlar. Nefis bir tablo tabii. Evet. Şimdi o az önce bahsettiğim bir kule yapılıyor diye. Şimdi kule yapılıyor. Birazdan kuleyi de göreceğiz galiba. Altı mescit. Üstü minare. Minarenin de üstünde bir meteoroloji istasyonu gibi bir şey yapmışlar. Yani ve saat var. Şimdi ne demiş oluyor burada? Ben dinin üstünde durun. Temelim din. İnanç. Üzerinde minare var. Allah'ı şey yapıyor. Fakat bu minarede aynı zamanda saat var. Saat ne yapıyor? Dünyayı temsil ediyor. Değil mi? Dünyevi zamanı temsil ediyor. Bakın din, dünya bir arada. Aynı zamanda meteoroloji de bilimi temsil ediyor. Demek ki bilim, dünya ve din beraber gidecek. Yani Abdülhamid'in kafasındaki modernleşme projesi böyle bir şey. Dini bir kenara atarak değil, onunla beraber biz ilerleyeceğiz demiş oluyor. Ona geleceğiz ama bu çocuk mescidi burası. Bakın çocuklara göre biraz şenlikli, biraz sanki bir ev havasında. Düşünün hasta. Onları teşvik edici. Hasta bir çocuk hastaneye düşmüş. Yani gelip şöyle burada şeyle kendi imamı falan da var. Onlarla beraber sanki böyle bir ev havası verilmiş. Perdeler. Görüyor musunuz? Evet. Hocam ne boyutları da küçük mü? Çocuklar için mi? Sanki ortadaki mihrabın boyu da küçük gibi geldi bana ama. Evet evet. Normal çocuklar standart için olduğu için. Değil herhalde. İşte burada hac resmi falan. Çok tatlı. Çok hoşuma gidiyor benim. Yani çünkü herkese kendi şeyiyle hitap ediliyor. Yani yaşına, çünkü hasta bunlar sonra, hani işleri ferahlayacak falan diye. Şu anda ne durumda bilmiyorum ama o zamanki vaziyet bu. Devam edin. Evet, o kule diye gördüğümüz olay bu işte. Mescit şurası. Az önce gördüğümüz alan. Üstünde kule. Ama saat. Şurada şerefe var. Şerefeden ezan okunuyor. Üstte de bakın meteoroloji aletleri. Rüzgar ölçer, barometre vesaire. Tam bir aslında şey, bugün ayakta kalan, hastanenin ayakta kalan tek parça bu. Hastane yıkılmış maalesef 70'li yıllarda. Yıkıp betonarme yapmışlar. Çok büyük bir hata. Binalar sapasağlam çünkü. Şimdi yeniden yapmak mümkün mü değil mi onu bilemiyorum. Hocam bu, son bir dakikamız. Evet. Bunu da anlatalım yine dilerseniz. Şeyden, hastanelerden, Osmanlı zamandaki hastanelerden görüntü. Devam edin. Kütüphanesi. Bir hastanenin kütüphanesi bu. Devam edin. Bu billurdan yapılmış bir ameliyathane. Yani şeyler, temizlik kolay olsun diye billur camla kaplı duvarlar. Yani mikrop, bakteri barınmasın diye özel şey yapılmış. Bu Hicaz Demiryolu madalyası. Çuf çuf padişahın şeyi ve bu madalya yardım edenlere veriliyor. Herhalde. Devam. Bu İzmir'de hükümet konağı. Bugün hala zannediyorum kullanılıyor. İzmir'e yaptığı yatırımlar. Hocam müthiş bir mimari gerçekten. Devam edin. Hayran kalmamak elde değil. İzmir'de bugün Saat Kulesi, İzmir'in simgesi. Saat Kulesi Abdülhamid'in eseri. Devam edin. Evet.
Erbakan ne demiş? Milli Nizam Partisi'ni sultanlar kurdu ve bu sultanlar içerisinde sayıyor ve Abdülhamid'in ismini ne diyor? Partimizin kurucuları Fatih'tir, Yıldırım, Murat, Melikşah, Akşemseddin, Yavuz, Orhan Gazi, Kılıç Arslan ve Sultan Abdülhamid'dir demiştir diye son olarak onun ismini saydığı. Evet, Osmanlı zamandaki şey, Abdülhamid zamandaki Osmanlı haritası. İşte görüyoruz şöyle. muazzam değil mi? Evet. Böyle evet, bir coğrafyada yaşamak bir bahtiyarlık. Rize'de yaptırdığı bir kuraba hastanesi. Her tarafta yani, ne, devam edin. Başka var mı? İtfaiye teşkilatının kurucusu. Yani modern itfaiye teşkilatının kurucusu bir Macar Seçenyi Paşa var. Onu getirmiş ve o zamanki şeyle kurmuş. Seylan'da açtırdığı okul, Hamidiye Lisesi. Seylan'da hocam, şimdiki Sri Lanka. Kolomba, evet, evet. Sri Lanka bugünkü. Hı hı. Ve orada bakın fes giymiş. Okulun resmi kıyafeti fes. Göğüslerinde de ay yıldızlı rozetler. Çünkü Medine'ye demiryolu ulaşmış. Onun için tören yapıyorlar. İstiyorsan burada bırakalım. Hocam bırakalım, sonuna geldik. Çünkü bir de Eyvallah. Haftanın kelimesi var. Bakalım bu haftanın anlatmakla doğru bildiğimiz bitmez. Yanlış evet. Kelimesi neymiş? Gelsin ekranlarımıza. Haftanın kelimesi adliye. Adalet manasındaki Arapça adl kökü ve ilişkili anlamını veren iye ekinin birleşimiyle oluşmuştur. Adaletle ilgili demektir. Resmi anlamda adalet ve hukuka dair bütün işlerin görüldüğü teşkilatın adıdır. Örnek, adliyeye silahlı saldırıda bulunan iki terörist etkisiz hale getirildi. Programımızın sonuna geldik kıymetli izleyiciler. Bu hafta kitabımızın şanslı ismi hemen söyleyeceğim. Daha doğrusu soruyu söyleyeceğim. Kendisinden bize adresini göndermesini isteyeceğiz. Ulu Hakan tahttan indirilmeseydi Trablusgarp, Balkan Harpleri ve Cihan Harbi'ne girilmeyeceği aşikardı. O zaman Osmanlı İmparatorluğu günümüze kadar kalabilir miydi? Yavuz Selim Bağcı izleyicimizden adresinizi Eyvallah. Bize göndermesini istiyoruz. Bu haftanın talihlisi Yavuz Selim Balcı oldu. Sayın hocam çok teşekkürler aktarmış olduklarınız için. Onlarca sorum Rica kaldı ederim. Maalesef bunların hiçbir soru. Sultan Abdülhamit olunca hem ben coşuyorum hem de seyircilerimiz coşuyor sağ Peki, olsunlar. Ama anlatılacak çok şey var ve onda kendimizi buluyoruz. Farkındaysan yani programı bir tane daha yapsak yine gider. Bitmez. Evet hocam, zaman ama, yetmez. Azımızı çok görsünler. İnşallah. Başka vesilelerle tekrar sultanımızı anlatmaya devam ederiz. Hayırlı akşamlar. İnşallah. Kıymetli izleyiciler, Kayıt Dışı Tarih'te bize ayrılan sürenin bu hafta da sonuna geldik. Haftaya farklı konuyla karşınızda olmak ümidiyle hoşça kalın, mutlu kalın.